Değerli izleyenler, yeniden bir yayın açtık. Şimdi Hatay'da olan Balıkesirli arkadaşımız var, Kadir Dağlı. Bölgedeki durumu aktarsın diye. Eğer ulaşabilirsek, bağlantı biraz sıkıntı var, internetle alakalı. Bakalım, ulaşmaya çalışacağız ama. Biz kendimiz buradan istek atabilir miyiz ona? Atamayız. Onun bir göndermesi lazım. Şey, katıl çıkmadı daha yüzden. Çıktı en üstte. Bakalım, inşallah bu bağlantıyı becerebilirsek hep beraber dinleyeceğiz bölgedeki onlar yaklaşık 3-4 gündür oradalar. Tekrar merhaba. Şu an yapmaya çalıştığım şeyi anlatayım. Hatay'da Balıkesirli arkadaşlarımız var. Onlarla iletişim kurmaya çalışacağız. Evet, katılım isteği de geldi. Şimdi hemen kabul edelim. Bunun görüntüsü bize gelmesi gerekmiyor mu? Evet, gelecek. Ahmet abi yayına Sayın geldin. Kadir Dağlı. Sonuçta abi Öncelikle merhaba. merhaba, sesim geliyor herhalde. Evet, geliyor. Biraz kısıtlı olsa geliyor. Abi Teşekkür mesela ediyorum. Şu an neredesiniz? Tam olarak neredesiniz? abi şu anda Hatay'ın merkezindeyiz. Tabii ben de memleketim Hatay olduğu için gelmek istedik abi ama Hatay gerçekten şu anda abi çok karışık. Telefon çekmediği için abi sizlerle beraber Hatay'ın en üst tepe kısımdayız. Merkez daha kötü. Ekranda gördüklerinizin hepsi abi doğru. Şu anda en tepedeyiz. Ben size hatta en tepedeyken de şöyle bir izleyicilere de göstereyim. Yani şu anda burada çok hummalı bir çalışma var. Yani bütün her yerde var. Bakın şöyle yıkılmayan binaların da şu anda yıkılmayan binaların da birçok yerinde çok büyük hasarlar var. Yani şu anda mesela burada AFAD ekibiyle beraber çalışmalar var. İki tane kepçe burayı şu anda kat kat içeriye ulaşmaya çalışıyorlar. İnsanları çıkarmaya çalışıyorlar. Gerçekten çok kötü bir durum var. Ama şunu söylemek isterim. Yani yayınlarda evet bazen biz de isyan ediyormuşuz gibi oluyor. Neden geç gelindi diye ama Hatay'da dün Cumhurbaşkanı da açıklama yaptı. Kimse beklemiyormuş bu kadar kötü olduğunu, bu kadar felaketin bütün evlerde olabileceğini. Yani şunu buradan söylemek isterim. Memleketim Hatay olduğu için diğer illere de özellikle geçmiş olsun Ahmet abi. Ama şu var, memleket şu anda Hatay'ı yeniden kurmak gerekiyor. Yani sıfırdan, yani şu anda ne elektrik, ne altyapı, ne hiçbir şey yok. Su yok, bir şey yok. Yardımlar çok iyi ama abi vatandaşların hepsi buradan göç ediyorlar. Benim Kaç hemşerilerime göç gündür ediyorlar. oradasınız? Kaç gündür oradasınız siz? Abi biz geleli 3 gün oldu. 3 günden beri buradayız. İlk gün destek gelmediğini söylediler. Ama şu anda yani bir binada, şimdi bir daha göstereyim size. Bakın bir binada 2 ayrı orada kepçe var. Görevliler var. Tabi binadan da uzak duruyorlar. Ben şöyle birazcık da sizi gezdireyim. Yani şu binanın şu anda yıkılma tehlikesi de var. Yani bu yüzden dolayı binada şu anda bakın bütün arkadaşlar görevli, kılık, kıyafet hiçbir şey yetmiyor. Yani çoğu arkadaş aslında ev sahipleri var. Yakınlarını bekleyenler çok fazla. Bir de artık yani bu bina normalde 7 katlıymış. Şu anda karşınızda gördüğünüz kadar yan yatıp yani 1, 2 ve 3. kat yok. Yani o yüzden dolayı çok büyük bir problem. Yani en üst kattakilerini çıkartıyorlar. Son alt katlara ulaşmak imkansız. Çok iş makinesi var. Bakın ben mesela kopan TEDAŞ direklerinden dolayı burada da TEDAŞ arabaları var. Asker polis çok fazla. Bakın şu arkadan bir tane kepçe daha geliyor. Yani Hatay'da özellikle Balıkesir gibi düşünmeyin. Burada büyük yapılanma çok fazla. Bakın Ahmet abi şu anda Kat binanın sayıları çok mu fazla? abi çok dikeyine yapı var burada. Hani şöyle sağlam bir direk olursak bizim sadece hatta böyle. Ama diğer mahallelerimiz böyle. Yani bu binanın göç
düşünürsek yani kesinlikle çok kötü. Yani artık ben bile bakarken ya inanın yani Biraz sezdim. az önceki bulunduğu konuma geçebilir misiniz? Kesiliyor biraz yayın da. Az önceki bulunduğun yer güzeldi, Ha, kesintisiydi. az öncekine geçeyim abi. Yani inanın abi çok abi çok Peki kötü. yardımlar ulaşabiliyor mu? Ekipler koordine olabiliyor mu? Orada nasıl gözlemledin bu 3 gün Abi bölgeyi? bugün şöyle diyeyim, bugün çok fazla bir çalışma var. Ben kısa kısa video çekip internetin çektiği yerlerden ulaşmaya çalışıyorum. Mesela ben yürürken size şöyle yapayım. Bilmiyorum kopar mı ama yani bakın her yerde bir çekici, bir alet. Mesela şöyle ilerleyeyim. Şurada da bir bina var. Çöken bir bina. Oraya da Şeyi gidebilirim. soracağım Kadir, bu çevrede sağlam gibi gözüken binaların içerisinde insanlar var mı? Boşaltılmış Hayır mı hayır. Kesinlikle şu anda oturma yasağı var evlerde. Ama iş yerlerinin şunu söylemek istiyorum Ahmet abi. Birçoğu yağmalandı. Yani iş yerlerinde çok hırsızlık olayları var. Polis yoksa? önlemeye çalışıyor ama ya inanın bu kadar insana birer tane polis versek anca yeter. Yani insanların sağduyusu çok önemli. Yani sağduyu olmadıktan sonra kesinlikle bir şey yapamazsınız. Mesela bakın şu karşıdaki binayı görebiliyor musun Ahmet abi? Evet, görüyorum. Ya bakın o karşı binanın bütün duvarları çökmüş. Şimdi kirişten kaynaklı esnemelerden bunlar herhalde. Bakın yardım mesela şurada yardım var hemen önümüzde. Kıyafetler. Yani şurada yardım çadırları var. Tabii düzgün dağıtılamıyor. Herkesin bir evladı, çoluk çocuğu soğuk. Bugün hava çok güzel, onu söyleyeyim. Bugün 8-10 derece. Yani o yüzden dolayı bugün şans var Hatay'da. Ama 2 günden beri çok soğuktu abi. İnanın biz parmaklarımız şey yapıyordu. Bakın hep gönderilen kıyafetler. Şu Peki anda bu mesela bu nereden geldi? evin Bakın dışında kalan, mesela evlerinden çıkmak zorunda kalan insan olabileceği yer. Ahmet abi seni dinliyorum şu anda. Şey soruyorum, evler boşaltıldı, oturma yasağı var demiştin ya. Evet abi. Bu vatandaşlar nerede konaklıyor şu an? Bununla alakalı Abi bir şey var mı çadır aşağıda kentinde? Kızılay'ın yaklaşık tahmin ediyorum 1000'e yakın çadırı var. AFAD'ın kendi çadırı var. Belediyelerin gönderdikleri çadırlar var. Geniş yerlere, bütün açık görülen bütün yerlere çadırlar kuruldu. Mesela ben şu anda da mesela şöyle yapayım. Ben şu anda çeken yerde olduğum için aslında mesela ben şunu şöyle gösterebilirim. Şu anda mesela AFAD'ın ekibi var. Namaz kılıyor arkadaşlarımız. Yani burada şu anda bunların hepsi bakın çadırlar var. Görevliler de bu çadırlarda kalıyorlar. Vatandaşların çadırları biraz daha Kadir, büyük. Daha güzel şeyi gösterebilir çadırlar içerisinde. misin? Yardım kamyonunu gösterebilir misin? Yakın. Abi şöyle göster. Önündeyim ben. Bir de şeyi söyleyeceğim. Şimdi buradan yardım kamyonunun yanına giderken şunu da söyleyeceğim. Şimdi buradan yardım göndermeye çalışan insanlar var. Sen şimdi bölgedesin, 3 gündür oradasın. Evet. Buraya yardım gönderirken oradaki öncelikle ihtiyaç nedir? Yani neler az oraya gerekli olan şeyler? Abi şöyle söyleyeyim. Yani tabii ısınma, battaniye çok önemli. Yeme, içme çadırları kuruldu. Onlar birazcık geç olmuştu. Hazır paketlerle idare edildi. Çok çocuk var. Yani benim gördüğüm çok ufak sayıda şey var. Tabii burada işte bebek maması vesaire gibi bunların hepsi çok lazım olacak şeyler. Ya aslında temel ihtiyaç dediğimiz bütün malzemelerin hepsinin ihtiyacı çok önemli. Yani insanlar aslında evet çok fazla gönderilenler de var burada kılık kıyafet, gereksiz konulan çamaşırlar, gereksiz konulan şeyler de var ama şunu söylemek gerekirse ben yürüyeyim hatta sizdeyken belki karşımıza internetin çektiği yere kadar şey olabilir. Yani abi su çok önemli, su yok. TEDAŞ yani gece burası abi kapkaranlık onu söyleyebilirim. Şu anda hiç elektrik yok burada. Yani şehre elektrik veremiyorlar çünkü yangın çıkabilir. Çünkü bütün yıkık binaların elektrik telleri kopuk vaziyette. Doğal gaz İşte şehre aydınlanma ihtiyacını verilemiyor. nasıl görüyorsunuz peki? Nasıl Ahmet abi de alabilir mi? Aydınlanma ihtiyacını nasıl görüyorsunuz? Elektrik verilmiyor ama yani nasıl gece olduğunda Abi çok nasıl idare ediyorsunuz?
Abi çok fazla göç var. Herkes evinin önünde hırsızlık olmasın diye odun yakarak abi ateş yakarak binalardan yıkılan binalardan abi ateş odun bularak tahta bularak evlerin önünde oturuyorlar abi. Şu anda onu göremiyorsunuz ama gece sadece abi şeyler var. Odunla ateşler var abi. Başka hiçbir şey yok. Yani burada 1 gram elektrik yok. Kızılay şarj istasyonu kurmuş. Jeneratör çok dağıtıldı burada. Jeneratör var. Herkes telefonu şarj etsin diye seyyar baz istasyonları kuruldu. Bugün gördüm seyyar bankalar gelmiş. İnsanlar para çeksin çünkü burada şu anda hiç kredi kartıyla yapacağınız hiçbir şey yok. Mazot sıkıntısı vardı tankerler ulaşamadığı için. Biz de mazot alamadık. Biz arabamıza suları boşaltarak büyük 20 litreliklerden arabamızın bagajına koyarak öylelikle ilave ettik. Yani şu anda Balıkesir'den de duyuyorum. Mazot göndermişler katkı olsun diye. Çok güzel bir çalışma. Ama bakın ben biraz daha yürüyorum şimdi şehre doğru. Bakın karşımıza mesela bir seyyar baz istasyonunu belki görebilirsin Ahmet abi. Görüyorum. Yani Görüyorum. şu binayı bakın. Yani bu binayı büyük bir ihtimal abi oturulamaz. Raporu verirler gibi duruyor. Çünkü alt kirişlerin hepsi yerinden oynamış. Çok fazla tır var. Yani her bir ilin belediyesi abi buraya destek vermiş. Mesela şurada bir tır Ama görüyorum. yardımların Türkiye'si dağıtılmasıyla yazıyor. alakalı bir koordinasyon sıkıntısı var anladığım kadarıyla. Abi ona da şöyle yorumlamak lazım. Fazla bina var. Yani haddinden fazla bina var. Sanırım İstasyonun önüne geldiği için. Burada binanın bir görevli, bekleyelim biraz sağlıktan bir şeyini. görevli. Abi nokta atışı zaten bir organizasyon işi olamaz ama bugün sabah itibariyle dün öğleden sonraya göre çok iyi abi bir ekip çalışması var. Yani dün öğleden sonra dört dörtlük başladı diyebiliriz. Birer ikişer gün öncesinden de bugün ben bir jandarma komutanını aldım arabaya bir yere yetişmesi gerekiyormuş. Kendi anlattı. 2-3 günden beri çok insan çıkardık dedi. Tabii ekipmanlarımız azdı ilk gün dedi ama ikinci gün dedi büyük kepçeler geldi dedi. Mesela bir de binaları işaret koymaya başladılar Ahmet abi. Mesela bu bina temizlendi şu anda. Mesela bu binaya işaret koyuyorlar. Yani bu binada insan yok diyerek. Mesela şu binaya işaret koyuyorlar binada insan yok diye. Yani sistem olarak abi yavaş yavaş herhalde buna alışacağız. Ama şöyle söylemek gerekirse Kadir, Ahmet abi çok şehir yok Kadir olmuş yani. şunu soracağım. Şunu soracağım sana. Sen şimdi uzun süredir oradasın. Depremin üzerinden çok fazla da bir saat geçti. Şeyleri kurtarma çalışmalarını da gördün, yakından takip ettin. Canlı çıkan var mı enkaz altından? Hiç denk geldin mi? Şey, yayınla alakalı çok fazla sıkıntı var yani çekmiyor şu an. Bakalım onu sağlayabilirsek. Söylemişti çünkü. Söyleyeyim tekrar. Sanırım komple gitti herhalde internet. Takipçilerimiz de bir dakika falan daha bekleyelim. Eğer yayın gelmezse. Şu an zaten bölgede zor internet şebeke sıkıntısı var ciddi manada. Muhtemelen komple koptu sanırım. Evet koptu yayından. Tekrar birazcık daha yayında biz bekleyelim. Kadir. Bakalım. Tekrar bir istek attı. Tamam tekrar kabul ediyoruz. Ciddi bir sorun var. Yani şebeke problemi olduğu için bağlantıda bir problem. Abi geldim. Yani Az yürüyünce baz istasyonu kesildi. Burası iyi abi şu anda. Bir daha alabilirim soruyu Ahmet abi. şöyle yapalım. Hani zaten hani görüntüleri falan gördük. Elinden geldik gösterdi. Sabit kalmaya çalışalım. Birkaç tane sorum olacak sana. Tabii abi. Şimdi şeyi soracağım. 3 gündür sen oradasın. Enkaz kaldırma çalışmalarını, arama kurtarma çalışmalarını da yakından gördün. Bu saatlerde hiç canlı çıkan oldu mu enkaz altından? Şahit oldun mu?
Evet abi, dün akşam ve ilk geldiğimiz gün Afat ekibinin bizzat abi canlı çıkartırken iki tane bebek, bir ailede anne baba. Tabii abi buradaki en büyük sorun, televizyonlar da söylüyor ama abi kimlik çalışması çok zor. Yani insanların çoğu baygın, bebekler isimlerini söyleyemez, o küçük yavrularımız var. Yani o yüzden dolayı abi isimleri, yani orada şu anda bakanlıkta bir şey yapmış, ben de öyle dinliyorum. Çok insan çıkartıldı. Bugün itibariyle az önce ben Balıkesir AFAD ekibinin bir şeyine katıldım. Orada da gördüm. Balıkesir AFAD ekibi de az önce 8 kişiyi kurtardı abi. 8'i de canlı çıktı binadan. Yani çok sevindirici şeyler bunlar. Tabii Niye jandarma abi soruyorum? fotoğraf çektirtmiyor. Video çektirtmiyor insanların yüzleriyle alakalı şey var diye, o hal var diye. Ya yani kızıyorlar çoğu zaman. Biz de çok da müdahale etmiyoruz. Uzaktan izliyoruz. Yani böyle de bir durumumuz var abi. Az önce söyledin ya, özellikle yetişkinler, büyükler bir şekilde kendini idare ediyor. Onlar derdini anlatabiliyor ama bebekler ve çocuklarla ilgili durumu soracağım. Bu enkaz altından çıkan ya da şu an annesini babasını veyahut da bir yakınını kaybetmiş olan çocuklar, bebekler, şu an onlara bakacak insan var mı? Yani kadınlar var mı? Bölgede buna ihtiyaç var mı? Onlar nasıl şu an, bakımları nasıl sağlanıyor? Abi ben hastaneye de uğradım. Öncelikle şunu dile getirmek istiyorum. Kimliği belli olmayan çoğu vefat eden hastaların hepsi abi şeydeler. Hastanenin önünde ister istemez poşetlerin içerisinde duruyorlar. Çok üzücü verici bir şey. Kaldırımda yatan şeyler var. Cenazeler var abi. Kimliği belirlensin, yakınları binanın önüne gelir diye de hastaneye götürmüyorlar. Hava da zaten soğuk diye. Ama bebekler abi diğer hastanelerden çok fazla hemşire ve bakıcı gelmiş. Yani bebek, özellikle bebek servisinde burada abi çok fazla şey vardı. Ben özellikle dikkat ettim ona. Benim de ufak evladım olduğu için birazcık daha böyle herhalde şey düşündük. Gittim baktım abi, özellikle çok şey var ama koluna, bilekliğine şey yazıyorlar abi. İsmini bilmedikleri için bebeklerin çıkardıkları adresin lokasyonunu yazıyorlar abi. Yani bu çok önemli bir şey. Yani hangi lokasyondan, hangi binadan o bebeği çıkarmışlarsa abi, onun koluna bileklik takarak abi bilekliğe adresi yazıyorlar, yakınları bulsun diye. Yani başka türlü abi bugün o evladı bulabilmek çok zor çünkü Ahmet abi. Son olarak şunu soracağım. Yine az önceki soruyla alakalı, enkazdan canlı çıkan çocuklarla alakalı, şimdi enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmalarıyla alakalı bir erkek gücü var bölgede. Bunlar zaten hani elinden geleni yapıyor. Bu çocuklarla alakalı ve bakımlarıyla alakalı kadın gücü yeterli mi bölgede? Abi ben hastanenin şu anda gördüğüm kadarıyla söyleyeyim. Tabii talep çok fazla ama diğer hastanelere sevk ediliyorlar. Bunu öncelikle söylemek istiyorum. Yani ben burada Reyhanlı Devlet Hastanesi İskenderun'da olduğu için İskenderun, Kırıkan, Dört Yol, Mersin'e kadar sevk edilen abi çocuk hastaları şahit oldum burada. Yani o yüzden dolayı abi şu anda bir hastane bakımından bir yetersizlik görmedik. Yani bu benim tabii ki yorumum. Çünkü ben buradaki komutanlara, müdürlerimize, belediyemizdeki birçok arkadaşı da kulüp başkanlığı döneminde tanıdığım için, memleketim Hatay olduğundan dolayı dün vali beyle falan da görüşme fırsatım oldu. Yani onlara da sorduğum kadarıyla ve gördüğüm kadarıyla abi şu anda bir çocuk veyahut da bebeklerde ve normal hastalarda abi eğer sağ salim çıkartabiliyorlarsa abi muhakkak yakın illere, hatta helikopter desteğini de gördüm abi, onlarla beraber gönderiyorlar. Peki şunu soracağım Kadir, burada birçok takipçimiz bunu soruyor. Bölgeye gitmek isteyen vatandaşlar, bayan, kadın veyahut da erkek, bölgeye gitmek isteyen vatandaşlar gelmeli mi oraya? Buna ihtiyaç var mı, yoksa daha Abi şöyle söylemek gerekirse aslında yok. Yani sadece eğer bir ilk yardımdan anlıyorlarsa veyahut da herhangi bir afatta gönüllü ekiptelerse sadece o şekilde olabilir. Diğer türlü abi şu anda yoğunluktan başka kalabalık yapmazlar diye düşünüyorum. Biz bile 3 kişi geldik. Aslında ben memleketim diye geldim ama inanın bizim de çok aman aman yaptığımız bir şey yok. Sadece bazen arabayla insan taşıdık, su taşıdık, yemek taşıdık. Ama şu anda tüm organizasyonlar oldu Ahmet abi. Yani bugün yemekçi firmalar var, gördüğüm, kendileri hayır yapmak için gönderilen. Yani az kişi ama çok hizmet edebilmek adına böyle bir organizasyon olabilir. Tamam. Kadir, sen çok fazla yorgunsun. Ben seni de yormak Abi istemiyorum. çok Ben teşekkür ediyorum. teşekkür Ben de bir ederim.
bilgilendirdiğimiz için arkadaşlarımızı, bizi sevenleri, sizin takipçilerinizi bu vesileyle böyle bir yardımda Çok bulunduk, bilgilendirmiş olduk. Ben teşekkür ederim Ahmet abi ilgin alakalı. Allah yardımcınız olsun Çok orada. çok teşekkür ediyorum abi. Hatay'da kalacak mısın? Diğer illere geçecek misin peki? Abi ben şu anda buradayım. Yakın akrabalarımdan göçük altında olanlar var. Daha çıkartamadılar. Onlardan haber bekliyorum. Büyük bir ihtimal yani Allah'tan umut kesilmez ama vefat haberi alabiliriz. Bekliyoruz bakalım ama çok da durmanın da burada bir anlamı yok. Nasip olursa abi bir yol üstünde Balıkesir'e valimizin, Büyükşehir Belediye Başkanımızın bulunduğu Osmaniye'ye geçip Osmaniye'den tekrardan Balıkesir'e dönmeyi planlıyoruz. Tamam, tamam kadın. Çok teşekkür Çok ediyoruz biz yayına. İyi yayınlar olsun abi. Çok sağ ol. Allah yardımcınız olsun. Sağ Kendinize olun. Çok. Allah razı olsun abi. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler, bölgedeki Hatay'daki arkadaşımız eski Balıkesir Spor Başkanı Kadir Dağlı ile bir yayın gerçekleştirdik. Bölgedeki durumu, onlar 3 gündür oradalar. Onun ağzından bilmeyelim dedik. Aklımıza gelen makul soruları sorduk. Eminim yayını takip eden arkadaşlarımız da notlarını almıştır bölgeyle alakalı. En azından bir fikir sahibi olmuştur orada neler yapıldığıyla alakalı, nasıl olayların yaşandığıyla alakalı, yardımların koordinasyonunun nasıl olduğuyla alakalı. İşe yarar bir yayın olmuştur diye tahmin ediyorum. Yine bölgede diğer depremden etkilenen illerde birkaç tane arkadaşımız var. Ama mevcut deprem bölgesinde çok yoğun bir şekilde şebeke ve sinyal sıkıntısı olduğu için onlarla iletişim kuramıyoruz. Eğer onlara ulaşabilirsek bir şekilde sağlıklı, stabil bağlantı kurabilirsek onlarla da yine yayın yapıp o bölgedeki, o ildeki, ilçedeki, o lokasyondaki durumu öğrenip size aktarmaya çalışacağız. Yayına katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.